o insana da cusur gelir. Yani öyle bir şey. Ameli iyi olduğu zaman güzel rüyalar görür. Ama güzel rüyalar gördüğün zaman... Şudur, rüyalar, rüya ilmi derindir, ağırdır. Rüyada şahit yok. Kişi kalkıp, kimse şahit yok. Kendisi, Allah, sırf meleklerdir. Kalkıp kurtaya yanan atabilir. Rüyada ki şeydir, ruh bedenden çıkıyor. Ruh bedenden çıktığı için de farklı bir boyutlara gidip geliyor. Gidip geliyor, ruh gidip geliyor. Ruh hızı, ışığını aşıyor. Rüyada şu şekilde amel edilendir. Eğer o gün hayırlı bir iş yapmışsan, o günde yaptığın bir işle alakalı bir rüya değilse, sade bir insan ise, o rüyayı ayın 14'ü gibi görmüşsen, o rüya doğrudur. O rüya Kur'an'a da sünnete uygunsa amel edebilirsin. Ama rüya çoğu mecaz manı olduğu için biz gördüğümüz şeyleri algılayamıyoruz. Mecazı hiç algılayamayız. Rüyaların çoğu mecaz manı. O yok, yorum yapmak anlıyorsan yorum yap. Ama şu var yani, şunu söyleyeyim. Arkadaş yapıyor, biraz geçti. Yıldır günahtır diye bahsediyor. Yok, günah değil ama eksik bilgi de vermek. Rüya bir 20 biraz ağır Müslüm Aleyhisselam'a ve Daniel Aleyhisselam'a öğretilmiş. İki peygamber öğretilmiş bunlar. Kimsede bu bilgiler yok. Tabii yanlış bilgi verme. Değilse yanlış bilgi verme. Kişi salih ise zaten rüya gördüğü zaman rüyanın olduğunu anlıyor. Hele bir seviyeye getirse olur. Mesela ben bazen rüya gördüğüm zaman rüyanın içi olduğunu anlıyorum. Rüyanın içi rüyada olduğunu anlıyorum. Ruh çıkıyor, bedenden dolaşıyor. Evet. Evet evet, yani bunu yani o gün hayli bir iş yapmışsa sana bir insan işte. O psikolojik ben değil. O bilinçaltı değil. Bu gerçek rüya. Mesela ben çocukken iki tane rüya gördüm. Rüya şimdi yok tabii. Böyle rüyalar bir de çıkmıyor. Yok yok. Ben 15 yaşında iki tane rüya gördüm. Rüya da aynı otel için. 29 yıl önce. Sen çok mu okuyorsun? Rüyadan korkuyoruz ya. O rüyalar korkuyoruz. O korktuğun rüyalar ya şeytandandır. Peygamberimizin kötü rüyaları anlatmayın. Şeytan sizin psikolojinizi bozmak istiyor. Bazen şeytan rüyada pis şeyler sana gösteriyor. Peygamberimizin olayı anlatmayın. O da şeytanlıdır. Peki vesvese yaşadığın an değil midir? Hı? Kalbinde vesvese yaşadığın an değil midir? Yok. Değil. Şeytan. Aynı değil. Bitireyim. Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Rüyaların bir lahmanisi var. Bir şeytanisi var. Bir de bilinçaltı. Bilinçaltı rüyaları var. Mesela rüyada özür dilerim. İnsan bazen çığ çıplak oluyor. Herkes görüyor bunu. O nedir? Milletin bazı ayıpların, yanlışların var. Milletin onu görmesinden irkiliyorsun. Rüyada bunun psikolojik ve bilinçaltını yaşıyorsun. Benim bildiğim vesveseyle aynıdır. İnsanoğlu vesvese yaşadığı anda itibaren şeytanla değil mi? Vesvese de şeytanla zaten şeytanla. Kötüye de şeytan vesvese verir, iyiye de verir. Mesela Hac 52. ayete göre en çok vesveseler... Şimdi en çok vesveseler... Şimdi en çok vesveseler peygamberlere gelir. Kur'an'daki ayet. Allah onu geri psikolojik izah eder. Şeytan iyine de vesvese veriyor, kötüye de veriyor. Kötüyü daha kötü yapmak için iyiyi de yola çıkarmak süresi. Bak şeytan dört tarafa oturuyor. Hep sağdan yanaşıyor. Yani iyiye yanaşıyor. Soldan yanaşıyor, kötüye yanaşıyor. Şeytan kötüye de vesvese veriyor, iyiye de veriyor. Kötüyü daha kötü yapar, iyiyi de yola çıkar. Ayettir. Araf 16, 17, 18. Dört taraftan saldırıyor. Sağ Kur'an'a göre iyinin simgesidir. İyilere saldırır. Sol kötülere saldırır. Ön geleceğe saldırır, arka geçmişe saldırır. Şeytan demek ki Kur'an'a göre vesveseyi tek kötüye değil, iyiye de veriyor. Kötüye de veriyor,
kötülük daha kötü yapmak için, azdırmak için. Bir şeytan onları azdırdı, saptırdı. Şeytan insanı azdırıyor. Sonra diyor ki ben Allah'tan korkarım, sen benden daha kötüsün. Şeytan bu şekilde vesvese veriyor. Yani o şeytanın rüya var, bir Rahman'ın rüya var, bir bilinçaltı rüyaları var. Bilinçaltı söyledim. Nedir? Bir yanlış yapmışsın, rüyada özünde bütün bedeni çıplaktır, rüyada korkuyorsun, utanıyorsun. Demek sende bazı yanlışlıklar var, milletin onu öğrenmesine çekiniyorsun. Bu bilinçaltı psikolojik rüyadır. İşte bayağı bir önce söyledim zaten. Şeytandan vesvesedir abi. Aslılık kalacaktır ve yere inmeyecek. Evet evet, aslılığı Efendimiz'e anlatmayın. Güzel rüyalarınızı da çok sevdiğiniz insanlara anlatın şimdi, ki hani tabiri evet. Güzel buyursun ki öyle çıksın. Şimdi Efendimiz diyor ki şey kötü rüya görsen şeytandan da diyor. Abdest alın tekrar namaz kılın. O rüya şeyden Allah'a sığınır. Yani bir gerçek rüya var. Dört tane maddesini saydım. Eğer o gün hayırlı bir iş yapmışsam, o günde Allah'tan bir durumda isen, salih isen, ayın 14'ü gibi görmüş isen, bir de 5 Hazreti Muhammed'i görmüşsen o tamamdır. Ama sen rüyada namaz, hep günlük hayatta namazı düşünmüşsün. Rüyada namaz görmüşsün, o iyi bir Rahman'ın bir rüyadır ama şeyde yok. Yani. Değil. Güzel bir rüyadır ama şer bir rüya değil. Bu bilinçaltı rüyasıdır. Benim 28-29-23 benim rüyam net cila gibidir. Ben ona söylemem yani ağırdır. Benim içimde kalır. Rahman'ın rüyadır, ona söylemem. Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam diyor, rüyanı anlatma kardeşlerim. Seni sana zarar vermek istedim. Şimdi ne dedi yani, Şimali bir yer o tehlikelidir. Rahman'ı olsa bile tehlikelidir. Kur'an'da ayette Allah söylüyor. Yusuf Sesine söylüyor, rüyanı anlatma diyor, sana zarar vermek. Ablam zihinden de okuyorum, biraz alimlerden, biraz benden, biraz da Allah'tan. Zamanında çok okudum. Yani. Tabii zihinden de okudum. Bir tek görerek de şimdi kitaptan değil. Tefekkür ederek. Ya şimdi çıraksınız. Şuna bir tren sonra kalma oluyorsunuz. Şuna bir tren sonra usta olup kendiniz yeni bir şeyler, bir model yöntem belirliyorsunuz. Biraz alimlerden, biraz senden, biraz da Allah'tan. Şimdi tek taraflı olmaz değil mi?